diyen yoktur. Kimse boş. Çocuk şimdi oralarda mı? Evet. Peki bir hastanız bile onunca ne yapıyorsunuz? Ne demek kız da onun? Ha kız da onun. Kızak dediğiniz kızak. Evet. Sen de dişleri dökmüşsün ha. Bizden hiç yok, akciğer olmuşsun. Uçabiliyor değil mi? Biraz korunum, düz alır işte doktora götürün. İyice değil. Burada okul da yok. Okul yok mu? Yok. Bak diyorsun ki bu önemli, biz bunları duyuralım esas. Okul yok diyor ha. Ha bizim orada okul yok. Biz çocuklar tak tekmana gidiyorlar. Kaç saat tekman? Tekman da hemen 6-7 saat var. 5 saat var. Nasıl gidiyorlar her gün? Her gün gitmiyorlar. Orada yatılıyorlar ya. Bölge yatılı okuyorlar. Orada böyle bölge yatılı yok. Peki nerede? Seçim sonuçlarını nasıl buldunuz? İyiydi. Onlar iyiydi. Değil mi? Hangi partiye verdiniz? Evet. Hangi parti? Refah verdim. Ha, niye refah verdiniz? Vallahi onu sevdik, biz de ona verdik. Hayır, niye? Yani bak bir çare bulur filan diye mi? Niye verdiniz yani? Vallahi çaresi değil. Yani sevmek. Hocayı seviyorsunuz yani. Ha? Erbakan'ı niye seviyorsunuz? Vallahi ben kendi Erbakan'ın şahsını seviyorum. Yani partide var, adamlar vardır. İşte onları sevmek, onlar hatırası için değil. Kim o adamlar? Bu burada mı oturuyorsunuz? Erbakan'ı sevmek desen, emin ol yalandır, cidden yalan. Ben kendim o şahsı sevmemişim. Fakat diğer partiler vardır. Senin köyündeki, çevrendeki partili refahlıları seviyorsun. Evet. Peki çözüm için ne gerekir? Yani siz hep böyle yaşayacaksınız, çocuklarınız böyle mi yaşayacak? Hep yürüyerek mi gidiyorsunuz? Sağ olsun, biz neyiz abi? Bizim elimizde bir şey var mı? Bizim elimizden ne çare var? Allah'ın rahmi var. Cenab-ı Allah bizim elimizden ne yazmışsa biz onu bekliyoruz. Yani devlete ümit bize yoktur. Devlete bize ümit yoktur. Böylece 3000 metrede biraz daha siyasi muhabbet yaptık. Bu insanların siyasi tercihlerini ve nedenini öğrenmiş olduk. Yola devam. Onlar unutulmuşluklarının ötesinde, sisler içinde kaybolurken biz Azize'ye ulaşma çabasında bir saat daha yol gittik. Karşılama sesli ama sevecendi. Biz beklenmedik misafirlerdik, alışık değillerdi. Azize'ye 30 hanelik bir köy. Kışın 7 ay yolu kapalı olduğu için 10 hane yani 60 kişi ancak kalıyor köyde. Yılın yarısını doğayla baş başa geçiren Azize'nin yetişkinleri güler yüzlü, çocukları ürkekti. Bir şey var, ses tabii. Yok yok. Peki komşum gel, siz de konuşun tamam. Sen gel, sen ablasın herhalde. Gel. Sen okula gidiyor musun? 5. sınıfı bitirdim. Burada mı bitirdin? Hayır, Çepeli köyünde bitirdim. Peki bu okulu bitiren yok mu hiç? Ben 3. sınıfı burada bitirdim. 3'ü burada bitirdin? Evet, 4'üyle 5'i de Çepeli köyünde bitirdim. Niye 4'ü 5'i burada bitirmedin? Çünkü okula kapanmıştı. Öğretmen gelmiyordu onun için. Ne zaman bitirdin sen 5'i? 5'i... Geçen sene evet bitirdim. Yani o zaman burada 2 senedir öğretmen yok, öyle mi? Evet. Peki her an okula gidecek misin sen? Yok, 25 yaşındayım. Yeni 5 yaşındasın. Peki. Üşümüyor musun böyle? Üşüyorum. Üşüyorsan git bir şey giy lan, nedir özümle? Koş git bir şey giy. Üşüyorum diyor. Üşüyorum diyor. Kız. Şey, hah, seni yakaladım. Seni yakaladım, dur. Gel bakalım, gel. Seni yakaladım. Adın ne senin? Söyle. Adın ne söyle? Adın ne senin? Semra. Semra'ymış, bak oradan duydum. Sen buralı değil misin? Hı. Nerelisin? Ben Elazığlısın. Elazığlısın, burada ne yapıyorsun? Misafir mi geldin? Geldim. Nasıl geldin? Azize'de şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve dertler sıralanmaya başlandı. Bizim köyün bir hizmeti yok. Bizim bahar oli, bahar fasli oli, bizim malımız hep su götürür. Bu dereden su birbirinin üstünden geldi. Hiçbir devlet bu köye bir hizmet yapmamış.
بیزاتی آیل قش کار آتن دا خسته همه زولید بیز آرخاینا گوتوریق تایمان دا عربای بینددیر گوتوریق کت ساعته گیدیوسونز تکمانا؟ 4-5 ساعته گیدیرق پیکی هیچ یولده بوله کایبتدیگیز اولدو مو یول یوزونده؟ یا کایب... ایدیرق هم بردن گیدیرق وندان سورا یایان گلیرق گیدیرق ارزومه تیپلرنن کالیرق Elimiz ya üşür, yüzümüz üşür, hasta olurduk. Hani o günü gari yolladım, çocuk hasta Erzurum'a gitmiş. Ha ufak çocuğun önünde duruyorum ki gari gelene kadar. Şimdi Memur Bey, en öncesi bizim yani köprümüz yani cihetinden ilkbaharı su olursa hiçbir mal falan insan diyene kadar geçemez. Atlı da geçemez. Şimdi biz ondan bir devletimize müracaat ediyoruz bir. İkincisi okulumuz öğretmezsiz her yerden yani 7 kişi olarak da dine öğretme hakkı vardır bir köyde durması lazım. Bu neden devletimiz yani köy merkeze bağlayan bir köydür? Ne için yani devlet? Demek bir herhalde devlet adamı biz saymıyoruz. Bizi saymıyor. Öyle yok. Saymıyor. Herhalde sayıyor. Öğrenci az diye mi göndermemiş? Efendim öğrenci az değil. Dine 7, 8, 9 tane çıkması lazımdır. 10 tane de çıkması lazımdır. Büyük ki yani 12-15'e kadar da vardı. Peki ebe var mı köyde? Ebe yoktur efendim. Doğumlarda falan ne yapıyorsun? Doğumlarda valla belinle yani arkayla zorla şehre kavuşturuyoruz. Yani bazı yerlerde yani yol tehlikesi durumunda da vardı. Bir kaç kişi burada boğuldu. Yani çok nerede kadın... Boğuldu? Ambu Dağ'da da boğuldu. Muhtarın yegeni Ambu Dağ'dan boğuldu. Birkaç tane de Ambu tarafta boğuldu. Zamanın birisinde de bu derede 7 tane de buradan çığa girmiş, boğulmuş. Çok boğulan oldu mi efendim? Bizim ambu paletöyken gözünde açılaydı, şimdiye kadar hele açıktı. Açıktı. Kimseye bize bak, biz devlete yardımcı ama devlet bize yardımcı değil. Bize adam saymıyor kendini. Yani bizi hiç yani devlet adamı saymıyor demesi. Allah Allah. Ben dedim demin çöker mi çökmez dedim. Ben lan bu bakmışsa ben gerçeğimiz. Ben gerçeğimiz evim. Kaç hayvanım var? Hayvanım şu an 10 tane danam var. Sığırlarla beraber 25'tir. Sığırlar nerede? Otağa gitmiştir. Bir şey soracağım, bu ne burada böyle? Şu ahır odası. Ne oluyor burada? Bu kışın çok sıcak oluyor çünkü hayvanımız var burada. Çok sıcak oluyor, onun için burada oturma kışın. Yani hayvanları ısınmada kullanıyorsunuz? Evet, kullanıyoruz. Evin en konforlu yeri oluyor kışın o zaman. Konforlu oluyor çünkü sobaları bazı çok yakmıyoruz, soğuk günlerde yakıyoruz. Televizyonumuz var, silahımız var. Gün yanmadığına göre sıcak bir gün sayıyorsun öyle mi? Sıcak bir gün sayıyoruz, evet. Öyle olsun. Evet. Kaç çocuk var? Bir. Bir çocuğum var. 9-10'dan söz açılıyordu maşallah. Sen de bir çocuk var ha? 2 yıllık evli. 2 yıla göre bir tane yine iyi. Demek evet. Bir aşama bu. Şimdi bizim büyüklerimiz 10, 9, 11. Bunlar çocuklar yapıyordu. Şimdi biz gençlerimiz uyarmıştır. Çünkü... Gençlendik diyorsun. Bakabileceğimiz şu kadar. Evet. Okutması rahat. Yemek içmesi rahat. Giymesi rahat. Onun için... Günah çekmemek için bir iki. Gençler çok çocuk için uyarılmış ama yine de ilginç tablolar yok değil. Kaç çocuğun var amca? Benim 8 tane çocuğum var. Bunlar torunların mı? Ama bu torunum ama bu da oğlum. Bir tane de Erzurum'da anasınla para bak. Bir dakika şimdi bu mu torun? Bu torun. Bu oğlum. Benim oğlum. Yani şimdi bu bunun amcası mı? Evet. Bu onun amcası. Hep böyle amcalar... Yenlerden burada küçük mü? Tabii. Peki niye böyle çok çocuk? Öteki ailem öldü, bunu geç aldı. Yalanın verdiğini. İşte bunlar da oldu. Memur Bey hitabını okumuş gördükleri için diye düşünmüş, normal karşılamıştık. Ama gözlüklü olmamızdan olsa gerek... Dişi arayan çocuğun bize gösterilmesi ilginçti. Çare diye düşünülmüşsek çare olmalıydık. Çakımızın kerpetenini sağlık hizmetine verdik.
Vallahi bunu biliyoruz. Şöyle aç da ol aç. Ulan aç ama her kamera durdu. Ulan oğlum kamerayı bir. Kamerayı. Bırak da gidelim. Gelmeyin. Kapanı çekin. Aldı verdi. He? Kapattı. 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 İşte bu ya. Tutar onu. Ne sket? Dur, bırak. Dur, dur, dur. Cerrah, bu şey değil. İşte bu ya. Hocam çok sağ ol. Rica ederim. Ahırların içindeki bu odada ikram edilen yörenin peyniri çeçille lavaşı yedikten ve yolluklarımızı aldıktan sonra ayrılma vakti gelmişti. Ancak aracın üzerinde bir hazırlık vardı ve yol hikayemizin en can alıcı yönü başlamıştı. Azize'den ayrılıyoruz ama haber bitmiyor çünkü yolcularımız var, hasta götüreceğiz. Nereye gidecektiniz biz gelmesek? Siz gelmeseydiniz biz de yayanla, yan bu pasın yolundan gideceğiziz. Yan bu teymanla gideceğiz ama ne zorla gideceğiz. Kaç saate gidecektiniz? 4-5 saatle ancak gidebilirdi. Bu soğukta yolculuk bile öylesine lüks, öylesine nimetli ki onlar için. Hasta öne geçsin önerimizi, o zaman biz gelmeyiz diye yanıtlamaları bizi şaşırtmadı. Açıkta da olsa Erzurum'a gidiyorlardı ya, çoluk çocuk mutluydular. Bu haberimizin en iç açıcı yönü karların beyazıydı. Yeni yılın ilk günlerini geride bıraktık. Geleceğe ilişkin planlarımız, hayallerimiz, umutlarımız hala taptaze. Onların söylep çok ulaşılmaz hayalleri falan yok. 70 yıl sonra da olsa kendilerine ulaşılmasını istiyorlar bizlere ulaşmak için. Haber için gidilen yolun kendisi haberdir çoğu kez. Dağbaşı diye geçtiğiniz her yerde memleketimden bir manzara vardır mutlak. Yolların hikayesi gerçeğin ta kendisidir. Abartısız yaşamın görüntüsüdür. Aktörleri doğal, sonu hep bellidir hikayenin. Alın yazısıdır tesellisi. İsyan etmemektir kadere iyi vatandaş olmanın şartı buralarda. 70 yıl önce Afyon'a doğru giden, şimdilerde maketleri evlerimizi süsleyen kanılar, Erzurum dağlarında, yaylalarında yaşamın bir parçası hala. Yolumuza çıkan tarihe selam vermeden olmaz deyip duruyoruz. Evet, merhaba. Biz sizi böyle yolda görünce bize çok ilginç geldiniz yine. Hangi köye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Biz Marifet köyü. Şu anda ot getirmeye gidiyoruz. Şu taşın arkasında ot var. Ot getirmeye gidiyoruz. Niye hala kanı? Yani ot şimdiye kadar böyle kalmış. İşte gidip getiriyoruz, mala veriyoruz. Yani başka bir araç hiç düşünmediniz mi? Başka araç gidemiyor, yol yok. Şu anda gidemez oraya. Normal at arabası falan gitmez mi? At arabası gitmez. Ancak kişi arabası gidebilir. Bu hayvanları sadece bu iş mi kullanıyorsun? Evet. Evet. İşte bununla çift sürüyoruz. İşte ot biçiyoruz, ot getiriyoruz. Ondan sonra ekim getiriyoruz bununla. Sonra bu işlerle yakacak falan getiriyoruz. Hemen hemen her şeyi bunlar yapıyor yani. Bununla yapıyoruz. Evet. Peki gel biraz da seninle konuşalım ya. Gel gel dur konuşuruz. Bu bana bir şey yapmaz değil mi? He? Yine de ben korkarım. Gel. Ben arkadaş söyledi ben konuşmaya gerek yok. Senin adın ne? Adın ne? Söyle. Benim adım Nasır. Nasır Akbaba. Nasır Akbaba. Peki Nasır kaç saatte gidiyorsunuz bundan? Gideceğinize. Bir saat gidiş, bir saat geliş. Kaç kilometre bu bir saat? 3 kilometre var. 3 kilometreyi bir saatte gidiyorsunuz. Evet. Bir saatte dönüyorsunuz. 2 saat. 2,5 saat sayılıyor. Kaç saatiniz yolda geçiyor günde böyle? Kaç sefer yapıyorsunuz?
Yazın 4 sefer yapıyoruz, kışın 1 sefer. Nereden nereye gidip geliyorsun şimdi? Şu ileride ot yükleyeceğiz. Ot tarladan mı yükleyeceksiniz? Evet. Tarlada. Ne kadar ot alıyor bunun üstü? 10 bağ. 10'er bağ vuruyoruz. Kilosunu biliyor musun? Bağlar ne kadar? Ne kadar? Kilosu 40 kilo. 40 kilo. Evet. 400 kilo yapıyor 10 bağın. Senin adın ne? Ercan Akbağ. Ercan okula gidiyor musun? Yok, bitirdim. Kaçı bitirdin? 5'i. Bu aracı kullanmayı biliyor musun? He. Ama demin yolda gördüm sen dağa da gidiyordun böyle. O nasıl oluyor? Sen gidiyorsun tabii. Yani onu at gibi yönetemiyor musunuz? Kendi başına mı gidiyor bu hayvan? He. Evet. Kendi başına gidiyor. Sen peki dönemeçlerde nasıl işaret veriyorsun bu? İşareti vuruyor, kendi dönüyor hayvan. Peşimizde dönüyor ona. Peşimizden dönüyor. He. Peki kaç yaşındasın? Ben 12. Birkaç senesi kalmış, seni evlendirirsin de zaten. İnşallah diyor bak. Dur lan çocuk daha 12 yaşında. Peki hiç yolda kaldı oluyor mu? Yok. Peki olmuyor yolda ya. Peki bu tekerleri falan kim yapıyor hala ya? Tekerleri Erzurum'da yapıyorlar. Erzurum'da hala kan tekeri yapan mı var? Yapıyorlar ya, çok az yani. Peki ne kadar süre dayanıyor bir teker? 15 sene falan dayanıyor. İyi ki zaten yapan onun için azalmış. 15 sene bir teker olursa adam kime satacak bunu değil mi? Satacak da şimdi hep traktör olmuş biliyor musun? Kimse iki tek koşamaz. Sen niye traktör almıyorsun? Traktör gücümüz hani yetiyor mu? Gücümüz yetiyor işte. Peki traktör gider mi bunun gittiği yere? Gider tabii gider. Bazı yerlere gitmez de. Yani çok yerlere gider. Peki sana maliyeti ne kadar bunun? Nasıl yani? Yani bu hayvanlar günde ne kadar yemiyor? Bunlar günde... Ha işte senede yani diyelim... 15-20 milyon yer yani. 15-20 milyon yer? Evet. Peki inşallah traktöre kavuşursun bir güne. Düşünmeye çalışıyoruz ama şu anda inşallah alırız ya. Ama diyorsun önce evlenmeden al bari traktör alacaksan. Ondan sonra hiç alamazsın. Ya evlenmek bu dağ başına neye yarar yani? Hadi bekle. Sağ olun, yolunuz açık olsun. İnşallah perşembe günü izleriz. İnşallah. Kanılar bizim için sadece masallarda kalmıştı. Ya da Kurtuluş Savaşı öykülerinde yer alır. Hani Elif'in kanısı filan. Oysa Erzurum'un Hınıs ilçesine giderken yolda gördük kanıları. Bir nostaljiden öte memleketin bir gerçeği bu. Mamteli yoluna devam edecek. Tabii yolda sadece kanılar yok. Teknolojinin olanakları daha fazla. Ama onlar da doğa şartlarına uymak zorunda. Tekman'ın, Karayazı'nın, Hınıs'ın köylüleri araçları olsa bile arası birçok yerde asma köprülerle geçmek zorundalar. Köprüyü kim yaptı? Köprüyü biz köyümüz aramızda yaptık. 20 köyü aramızda yaptık. Şimdi bu köprüden yani 2-3 sene evvel. 20 köy. 20 farklı köy. Yok, 20 köy. 20 köy, 20 farklı köy. Çetmiş hanedir. 20 köy toplam. 19 köy daha var. 20 köy. 20 köy. Evet. Bu 20 köyü buraya bağlı, öyle mi? 20 köy bu köprüden gelip geçirler yani. Hiç problem çıkmadı mı buraya? Bu kadar çıkmadı yani. Mimarı kim bunu? Nasıl yaptınız yani ölçümleri? Kendi aramızda yaptık. Yani köylü kendi aramızda bir üstadı getirdik Erzurum'da. Bu kadar köylüler aramızda para mara topladık. Yaptık bu köprüyü. Devlet tarafından bize bir şey yapılmadı bu köprüyü için. Peki sen de mi aynı köydensin? Yok ben Karayazlıyım. Bizim yolumuz yok. Hiçbir şey durumda yani. Ben arabanın şoförüyüm. Karayazlı Bilim Sabi'yim. Yani yolumuz yok.
Yani adı zaten Karayazı. Baştan yazısı Karayazı. Yani doğru. Yolumuz hiç yok. Gidi geliyoruz, ne kazandı o para hepsi tamire veriyoruz. Geliyoruz, durmada parça veriyoruz. Yolumuz hiç yok. Yani bizim Karayazı kuru kurmadığı yalan bizim yolumuz yok. Peki hastanız filan olduğunda ne yapıyorsunuz? Hastamız falan olursa eğer itibara su coşarsa zaten mahsur kalırız. Başka yol yok ki ya. Yani arkalayıp da mescide götürürüz, yanında eyle kalır. Hal böyle olunca at en önemli ulaşım aracı olma özelliğini koruyor. Kışta her zaman. Evet, evet. Ne kadarlık bir yol burası? Ya bir buçuk saat falan çekir. Atla. Evet. Kaç kilometre? Vallahi oraya bilmiyorum. Bütün belediyesini atla gider gelir. Atla gider gelir. Hey, nasılsınız? Sen nasılsın? Vallahi iyiyiz. Hamdolsun. Üşümüyor musun böyle? Yok, üşümüyor. Normal yani. Bu iyi günler o zaman. Sen hangi köydensin? Ben Abilan köyündeyim. Ne iş yapıyorsun? Kaşmalık yapıyorum. Evet. Memnun musun hayatımda? Normaldir. Allah'a şükür zamanımız ölmüyor yani. Yani bir parça açmaya çalışıyoruz. Başka ne olacak? Önümdeyiz onu. O da diyorsun idare nasıl olsa. Ha valla idare tabi. Var mı çoluk çocuk? Var. Nerede? O köydeler, abi kreşi komutalar. Üç yerde çoluk çocuğum var. Kaç çocuk var? 10 tane var. Bir tane eşten mi? Ben de. Aynen bir eşten mi? Bir hanımdan mı? Evet bir hanımdan. Yenge de yani. Normal yenge ya zayıf. Öyle mekan değil. Mekan değil 10 tane doğurdu. Allah bir mekan olsaydı ne olacaktı? Daha fazla. Yani bakın hikayemiz var. Bizim 30 tane çocuk olacağı bir bırakmadılar. Evlenecektim. Vallahi işte kadar olmamıştı. Allah'ın mukadderi olmamıştı. Hanım mı izin vermedi? Başka izin vermiyordu. Ben doğururum dedi. 10 tane de olsa. He? Atın adı ne? Cilefa. Ne? Cilefa, Cilefa. Cilefa? Evet. Ne demekmiş Cilefa? Cilefa bir isimdir yani, ne diyeyim? He. Evet. Kürtçe bir isim mi? He. Ne anlama geliyor? Yani aynı ya, fark etmez. Ha Cilefa, ha Kürt ya, Kürt ya, Türkiye. Kürt. Ha Cilefa işte. Züleyha gibi. Ha Züleyha. Evet. O Züleyha deyince. Peki, ben bunu biliyor muyum buna? Bilin. Bir şey yapmazsana. Sonunda yollar uzun, hava şartları çetin, hadi gidelim diyoruz ya, işte şimdi de ata binmeyi de öğrendik. Bu demektir ki Bamteli her hal ve şartta yoluna devam edecek. Hadi. Ve.
Erzurum'un Hunas ilçesi afet evleri inşaatının önündeyiz. Şimdi ne afeti ne hunası diyeceksiniz değil mi? Haklısınız da. Bizim kuşak zaten hatırlamaz. Birçoğunuz da unuttunuz. 1966 yılında Muş'un Vartu Erzurum'da Hunas ilçelerini etkileyen bir deprem olmuş. Ve o zaman da sözler verilmiş. Yine yaralar hemen sarılacak diye. Ancak yaraların sarılması çok çok uzun bir süre almış. Bu inşaatların temeli 1991 yılında atılmış ve şu anda da bu aşamada. Şimdi habere başlamadan vay dinarın haline demek geliyor içimde. 1966, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başbakanlığının ilk yılları. Deprem sonrası sözler vermek de ona düşmüş tabii. Çadırlar ilk adresleri olmuş Vartollar gibi Hınıslılarında. Sonra bekleyiş başlamış, yaralar sarılsın diye. Devlet yalan söyleyecek değil ya, beklemişler umutla. Deprem yıldırı var mı? O zaman Sayın Demirel geldi buraya, biz ona bir kala at hediye ettik. Atını da biz kendimiz götürdük şeye kadar, Erzurum'a kadar. Aldı gitti Ankara'ya. Kırmızı dedi, Kırmızı'dan dedi Almanya'nın aşağıdan bütün size Almanya'ya yollayacağım. Bilmem size bu kadar kıymetler yapacağım. O zaman o reisi cumhuru geldi, geçici olarak bir varaka yaptılar. Bıraktı gittiler. Şimdi yazıyorlar, seni köylere çıkardık. Atılan temel 66'da aynı kalmış. Külleri gitti. Demirler yine aynı. Ona kim yedi, kime kaldı, o da aynı gitti. Ne soran var, ne soruşturan var, hiçbir şey yok. Merhaba. Sen kaç yaşındasın? Efendim ben ilk kere Hınıssal'da size hoş geldiniz diyorum. Sağ ol, rahatsız olma sen. Sağ olasın. Efendim ben 70 yaşındayım. Bu 1960'ta olan deprem, yani öbür vaatler onlar öldü gitti, artık böyle yapacağız, şöyle yapacağız, onları dile getirmeyelim. Yalnız bu 1960'ta Hınıs ve Varto'da olan depremler halen öyle duruyorlar. Sizin aracılığınızla, sizin yardımınızla belki bu devlet büyüklerine iletirsiniz, onlar da bizim bu deprem işini hallederler. Öbür dert dilekler çok olur. Hangi birini desek sen o zaman depremi hatırlıyorsun. Zarar görmüş müydün sen de? Benim hepsini yani zarar görmeyen kalmadı ki. Deprem dadalardan bir tanesiyim. O devirde Haldun'dan teşavürü geldi bu memleketimize. Bir de Demirel geldi. Bakanımız, Sayın Bakanımız Kıyasettin Karaca Bey geldi. Ondan sonra Nihat Tiber Bey geldi. Bunlar o zaman partideydiler. Geldiler, yapacağız dediler. Fakat bilahare yapılmadı. Peki sen depremzedeyim dedin. Hiç devletten neler aldın o günlerde? Ben 40 bin lira para almışım. O devirde 40 bin lira para almışım. 40 bin lira değil. 40 lira. Tabii para şimdi öyle pul oldu zaten. 40 lira. Allah evladı 40 lira. Evet 40 lira aldım dedi. Peki ne yaptın o parayla? Yüzüm geçiyor, hiçbir şey yapamadım. Elimde hala yıkık. Birçoğu kendi başının çaresine baktı. Bazıları bir baraka bulup başını soktu. Verilen sözlere güvenmişlerdi. Nasıl güvenmesinler? Koca koca adamlar Hınıs'a kadar gelmiş, evlerinizi yeniden yapacağız demişlerdi. Unutulacaklarını bilemezlerdi. O zaman ki Marisyan Bakanı olan Haldun Menteşeoğlu işte gelip buradan nutuk attı, işte size her türlü yaralarınız sarılacaktır diye, ben de bir ilkokul öğrencisiydim. Tabii bugün de Hınıs'ta belediye başkanlığı görevini iki dönemdir yürütmekteyim. Şimdi 1966 ile 1995 yılı mukayesesini yaptığım zaman bizi yöneten o büyüklerimize burada seslenmek istiyorum sizlerin aracılığınızla. Hani o günkü yaralarımız sarılacak. Yaralar değil, üstelik de birer tekme bize vurdular. Basit örnek ortadadır. Belediye Başkanı Cafer Eren, ev için 3 kere borçlandırılan ama evleri bir türlü yapılmayan depremzedeler için 1991'de yeniden girişimde bulundu. Ve afet evlerinin temeli 25 sene sonra törenlerle atıldı. Ama gerisi yine gelmedi. Çünkü ödenek verilmedi. Yapıldığı kadarı da çürümeye terk edildi. ...66'da deprem olmuş da 91'de temel atılmış afet evlerine. İşte geliyorum ya... ...bu 91'de temel atılan temeller de o da... ...hatıra binaen metahitle anlaşma yapılmış da Ankara'da... ...ve alış
şey yapılmış mı? Tayyip buraya geldi. Diyarbakırlıydı kendisi. 61'de temelini atmış. Enkaz 91'de enkazları yapılmış. Halen beklemektedir. Halen bekliyor o enkazlar. Bir soran yok, sual eden de yok, yapan da yok. Vatandaş da alışmış artık bu yoksuzluğa. Bu derde tahammülü de vardır. Ne zamana kadar da devam edecek onu da kimse bilmez, Allah bilir. Bu insanların parası işte böyle çarçur ediliyor. Yaralar sarılmıyorsa açıkça efendim imkanlarımız budur. Bu yaralar sarılmıyor. Yani yapılmayacak idiyse baştan yapılmamalıdır. Söz veriliyor, yapılmıyor. Şimdi ülkemizin birçok yerinde diyorlar ki işte şöyle yatırım yaptık, böyle yatırım yaptık. Buyurun işte yarım kalan yatırımlar da. Biri ama buna benzer birçoğu da vardır aynı şekilde Hristiyan. Ve inşallah sizlerin arazinizde belki yaparlar belki. İnşallah. Vicdanları sızlar. Belki vicdanları sızlar. Çok kayıp yani. Ben şahsen utanıyorum yani. Hristiyanlı depremzedelerin sabrı artık öfkeye dönüşmüş. Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir bekliyorlar. Şu anda dinar olan ilgisizlik de korkutuyor. Dilerim 30 yıl sonra dinar için böyle bir haber yapılmaz. İşte böyle Hınıs 30 yıldır depremi yaşıyor ve izlerini taşıyor. O gün depremden zarar görenlerin birçoğu belki bugün hayatta yok. Hayatta olanlarsa verilen sözleri dün gibi hatırlıyorlar. Hatta kimin söz verdiğini bile. Yaralar en kısa zamanda sarılacak. Nasıl bir yaraysa 30 yıldır sarılamıyor. Aslında kangren olmuş da kimsenin haberi yok. Danteli yoluna devam edecek.